Hoş geldiniz Sedat Bey. Merhabalar. Sedat Bey ve Nilay Hanım bugün canlı canlı yüzleşecekler. Beni kırmadı sağ olsun. Şimdi burada stüdyoya davet etmek istiyorum. Nilay Hanım geliyor. Merhabalar. Hoş geldiniz. Nilay hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Teşekkür ediyorum beni kırmayıp geldiğin için Nilay. Ablam dün çok güzel anlattın her şeyi birebir. Şimdi böyle sizi karşılıklı ve yüzleşirken görünce her şey herhalde daha da net ortaya çıkacak. Çünkü oradan sen söylüyorsun, Sedat buradan bir şey söylüyor. En güzeli böyle karşılıklı söylemeniz. Şimdi dün öyle bir şey anlattın ki en heyecanlı yerinde kaldı. Bak şimdi biz kocamızın telefonunda böyle bir şey görsek çoğumuz ilk hatırlıyor musunuz dün neler söylemişti? Bir baştan anlatsana Nilay. Gecenin bir yarısı, ha yok siz yemek yediniz, telefonda bir mesaj gördün. Biz akşam beraber baş başaydık, oturduk içiyorduk işte. Telefonu çaldı. Numara kaydetmemiş. Telefonun şifresi de her şeyi de bende vardı. Ancak bazen mesela ben telefonunu insan eşini anlayabilir Zahide Hanım bir şeyler karıştırıyorsa. Her insan hisseder yani. Bence de. Ben mesela telefonunu alıyordum Sedat Bey'in. Bir bakıyordum tedirgin oluyordu. Neyse dedim şifre kötü. Şifre var mıydı telefonunda? Vardı ama ben biliyordum. Neydi şifresi diye sordum. Söylemişti o zamanlar. Ben şey dedim, dedim ki bir şey vardır bunda yani muhtemelen var bir şeyler. Neyse bir gün telefonu çalıyor. Telefonu çalınca numara çıkıyor. Kim bu diyorum. Tabii tedirgin oluyor, yüzü atıyor, korkuyor. Dedim ki kim bu? Ev sahibi dedi Rusya'dan. Mesaj atıyor, dün de anlattığım gibi. Mesaj atınca ben dedim ki bir şey var. Çünkü yüzü de attı. Neyse sabaha oluyor olay. Uyuyor kendisi. Ben de kalkıyorum kadının Sedat'ın ismiyle, Sedat'ın telefonuyla Sedat'mış gibi kadına yazıyorum. Kadın da bana fotoğrafları atıyor. Bir şey yazmışsın da günaydın bebeğim falan. Evet. Özledim seni yazdım. Fotoğraflardan bahsediyor. Özledim seni beraber olduğumuz fotoğrafları yollar mısın dedi. O da benim olduğumu biliyor. Kadın da çok şeytan bir kadın. Öyle hafif anlayabilecek. Evet anladı. Çünkü onun konuşma tarzıyla benim konuşma tarzım bir değil. Ben o kadar cilveli konuşamadım. Kendisi anladı. Sırf ben anlayayım diye kalktı fotoğrafları yolladı. Ve fotoğraflarının içeriği ona da sorabilirsiniz. Gerçekten de artı 18. Evet. Ben bunları görüyorum. Uyuyor kendisi. Çocukları da yani seviyordum bu adamı. Düşüneyim dedim. Bir şey demedim ona. Bir gün boyunca akşam sabahtan akşama kadar düşündüm. Kendisi de evde uyuyordu. Hiçbir şey söylemeden. Hiçbir şey söylemedi. Nilay. Evet. Nilay. Lütfen Nilay. Kendisi sözümü kesmesin. Stüdyoyu terk ederim. Ben bütün gece boyunca yol çektim. Şu an apar topar giyindim geldim. İki gündür uyumuyorum. Hiç sözümü kesecekse hemen gideceğim. Nilay. Sen konuş, o konuşsun. Sonuçta hep sen önce ben anlatayım. Ha. Dün abla ben bağlandık biz Zahide Hanım ama ben hiçbir şey ifade edemedim. Ancak o konuşuyor, bu konuşuyor, şu konuşuyor. Nilay senin anlattığın benim şeyleri ben kendi sayfamda paylaşan bir insanım. Yani o kadınla ben her şeyi sayfamda paylaşmış. Benim öyle bir derdim yok. Benim derdim o kayıtlar. Sedat Bey bayağı bir fenomen olma derdinde bu aralar. Ben onu fark ediyorum. Peki Nilay sen sonuçta seni aldattığını birebir yakaladın zaten o da itiraf etti. Peki sen onu aldattın mı? Ben onu hiç aldatmadım Zahide Hanım. Peki neden bu kuzen takıntısı? Ne bileyim neden? Ben? Yani sizi hiç yan yana gördü mü? Hiçbir bir bakış şekilde. Yakaladı mı? Zahide Hanım. Nilay, eğer benim Nilay, telefon kayıtlarımı yalan üstüne saadet, mutluluk olmaz. Benim güne yalanla, bile herhangi yalanla bir yere varamazsın. Mesajlaşmam. O bahsettiği evi dün ekip arkadaşlarımız Nilay kulağım var benim ya. Ya bir insan. Ya ben sana oraya, inanacağım kulağıma ya mı? Ya arkadaşlar verin o evi. Orada bir şey yapılır mı? Ben 13 yaşında ergen miyim oraya çıkıp bak, konuşuyorum. Bak Nilay.
Sen o adamla oldun. Allah için dört çocuklu bir kadının dördüncü kat. Altta kaynanam, kayınbabam, kız kardeşi görümcem. Biz beraber 7-24, ben hiçbir zaman kapımı kilitleyen bir insan değilim, sorabilirsiniz. Nilay. Kız kardeşleri tak diye girebilirler Nilay. Benim yeme, ben aşağıya Nilay. Tak diye girebilirim. Peki kuzenin sık sık gelir miydi? Anahtar var onlarda da. İki evet, annesinde de var. Nilay. Peki kuzenin sık ablacım sık gelir bahsetti, miydi? Efendim? Kuzeni sık sık gelir miydi sizin hiç apartmana? Hiç bize gidip gelmezdi, onlar beraber tek başına çıkarlardı. Onlar arabayla binerlerdi. Giderlerdi, içerlerdi, gelirlerdi. Ben de bu Güney'e kızı nefret ederim dediğim benim kesin nefret değil. Sedat onunla takılıyor diye alkol alıyor, kendini kaybediyordu ya. Ben de o yüzden onunla gitmesini istemiyordum. Onların peki, arasında peki, Nila, yemin peki, ediyorum Güney size bana, Zayla Hanım. Peki Güney Sedat, bana evde Güney'i, benimleyken bak, şimdi söylüyorum, niye belki de kötü, kötü olarak algılanacak kadınlar arasında. Yok, ya da herhangi bir şey bilmiyorum. Sedat onu Rusya'ya aldığında ve Sedat'ın iş yerlerine uygun bir pozisyonda çalışamayacağını bildiğim için ben erkek Sedat'la kavga Rusya'da etmiştim. Rusya'da Sedat. Sedat'la kavga etmiştim. Dedim ki yani sen benim çocuğumun rızkını neden Güney'i alıyorsun? Güney'in ev kirasını ödeyeceksin, Güney'in masraflarını ödeyeceksin. Soralım doğru neden Sedat? Neden aldın dedim ona. O, o da bana dedi ki sen kendi diyor. Hayatına bak. Senin hayatın seni ilgilendirir, benim hayatım beni ilgilendirir. Aradı ben de beni, kapattım. Ablacığım bahsettiği, ben Rusya'dan haber alıyorum. Her kadın eşinin neler yaptığını, eskiden nasıldı, şimdi nasıl olduğunu iyi değişimini fark eder. Değiştiğini değişimini mi fark edebilir. Evet. Nasıl değişti? Ablacığım bu adam sabah 8'de ben onu uyandırıyordum. İşe uyandırıyordum. Uykusu çok ağır. O Rusya'da ağır. Sen Türkiye'desin. Evet, ben onu her Allah'ın günü size yemin ederim saat 8'de saatimi ayarlayıp onu uyandırıyordum. Senin eski Cemhan Zeruz Gıda'da çalışırken de ben seni uyandırıyordum ki şahitlerin var. Sedat'ın uykusu ağır diye Nilay bak beni uyanamıyor o diye o ben onu yapan sensin. Kendimi ayır Nilay. İhbar dediğin. Ben keşke gerçekten o ihbarı yapsaydım seni kurtarırdım buradan, en azından. Buradan. Ben ama gerçekten ben Türkiye Cumhuriyeti'nden de çocuklarımdan da özür dilerim. Bak, ben bak o Nilay. İhbarı yapmadığım bak, için. Bak Nilay sen... Onunla tanıştığın zaman gençtin, küçüktün, seni kullandı. Bak hala yalan söylüyorsun. Bak yalanların önce evliliğimizi bitirdi. Sonra bak nerelere kadar geldik. Bak Nilay sen ben benim... Halen sen, bak, şey ben seninle ne yaşamış Zayla? Olursam olayım. Bir dinlesin. Bak, dinle. Bak bir dinle bak, Nilay. Bak ben seninle ne yaşamış olur, sen bana ne yapmış olursan ol. Bak gerçekten ben seninle evlendiğime pişman değilim. Niye değilim? 3 tane dünya tatlısı Allah'ıma bin şükür çok güzel çocuk verdin bana. 4 tane aslında değil mi? Allah rahmet eylesin. Evet şu anda 3 tane Allah rahmet eylesin. Bak onların hatırına. Bak seni kullandı. Bana Güney'i öğretmen. Bak Nilay burası Türkiye Cumhuriyeti. Bak Nilay 80 milyon izliyor. Bak gene söylüyorum sana. Sen benim merhametimi biliyorsun. Ben kötü bir insan mıyım? Sen el iyisi bir insansın. Bak benim merhametimi, sen, benim kalbimi biliyorsun. Evet, ben sana yardımlara gene sahip koşar. Ben İnsanlara gene, yardımlar. Bak dinle beni. Biri onu çağırsın gece saat 4'te kalkar gider. Bak, ama Nilay böyle bir adam düşünme. Kuzenine de yardım eder. Ben hiç. Ben yardım hiç, ediyordu. Ben hiç. Bir dakika ben. Kuzenine de. Ablacığım şimdi ne dedim? Hani dedim ki Rusya'ya Rusya. Aldı. Peki Nilay bak diyor ki sen daha gençtin. Bak, o adam Nilay. Seni kullandı diyor. Bak sen Nilay. Acaba genç kızken. Bak 10 yıl düşünmedin. Daha böyle bak, farklı şeyler mi hissettin? Bak 10 yıl çocuklarını düşünmedin. Zayla Hanım. Bu dakikadan sonra düşün. Şu anda konu. Ama bak hala elinde bir kanıt var mı? Yok. Arkadaşlar ben bir şey söylemek istiyorum yani size. Onun iddiası bu zaten. Onun iddiası bu. Elinde bir kanıt yok. Benim elimde kanıtlar ve ben susmuştum. Nilay, şu anda beni Nilay. Değil onu konuşmanız gerekiyor. Nilay. Yani siz kadın erkek Nilay. Ayrımı mı yapıyorsunuz? O zaten itiraf etti. Aldatılan söyledi. Benim. Ben sen burada aldatılan doğru benim. Bir şey değil bu arada. Mağdur olan lütfen da benim abla. Benim sayfamı yayınlayın. Benim sayfamı yayınlayın. Sayfasını yayınlayabilirsin. Sayfanda ne var? Ben kendim paylaştım. Ben sana dedim tamam madem ki beni istemiyorsun. Sedat seninki de doğru değil. Hayır. Hoş da değil, doğru da değil yani. Hayır, biz boşandıktan sonra ben yayınlamaya başladım sayfamda. Ha. Biz tamam, ayrıldıktan sonra. Sonra bir şey diyemem. Evet, bundan biz ayrıldıktan sonra yayınladım. Ama Sedat sonuçta bak. Sen evliyken böyle bir şey yaptın. Ama inanın. O da onun bakın, yaptığını düşündüğü için yaptığını gerçekten, söylüyor. Gerçekten hayır. Ben çocuklarım için. Yalan söylüyor. 10 yıl, yemin ediyorum size hocam, muskalarla, muska, evde muskalar yakaladım. Arabamda muskalar yakaladım. Kim yapıyordu onları söylediğine göre? Annesi. Neden? Neden bir yapıyordu? Tanesi onun her dediğini dinleyeyim, ne diyorsa yapayım diye yapmış. Arkadan ses geliyor da o beni sinirlendiriyor.
omuz kayı yapmış. Ne tasadüf ki? Omuz kolları peki bir dakika. Buluyoruz. Ben buraya bak, Sedat, bak, bir otur. Bak muskayla yalanla. Bak Sedat, yukarıda bir otur, Allah var. Bak ilahi adalet. Bak gene söylüyorum bak. İkiniz ekmeğimi yediniz. Bak beni mahvettiniz. Bak ben gene çocuklarım için peki, oraya buraya Sedat, koştum. Bir otur, bir otur. Gene de koşacağım. Darya, çocuklarımı doğru çok mu? Seviyorum. Sedat. Tamam mı? Bak gene sana sahip çıkarım. İyi değilsin. Söylediğin yalanlara sen kendin çok acı duyuyorsun. Sedat sen evlenmek mi istiyorsun? Biz doktora gidelim beraber. Sen yeniden evlenmek mi istiyorsun İlayla? Ben hayır. Biz hayır sana yeniden değil. Sahip çıkarım. Ha, yani çocuklarını hastanesi iyi değil. Tabii ki yapacaksın. Çocuklarının senin de çocukların değil. Onlar. Evet çocuklarımın. Duydunuz. Bak. Çocuklarının. Bak ikinizin çocukları ve tabii ki yapacaksın. 10 yıl düşünmedin bu saatten sonra düşün. Bak burada sana bu sana son ikazım. Bak hayatımızı çaldın. Bak Sedat, Nilay yapma. Sedat ne istiyorsun? Evet. Gerçekten. Bak Nilay yapma. Gerçekten İtiraf peki, et. Sedat bir otur. Benim uğradığım haksızlığı. Sedat bana sesini alırım yoksa. Sedat oturur musun? Tamam mı anlat. Darya telefonda az önce bahsettiğiniz Rus hanımefendi Darya. Umarım adını doğru söylüyorumdur. Merhaba evet, Darya. Darya здравствуйте. Tercümanımız tercüme etsin lütfen. Darya sen Sedat'ı tanıyor musun? Sedat'ın nesi oluyorsun sen? Ya bu ben onun gelecekteki eşiyim. Peki Nilay'ı tanıyor mu? Nilay ile hiç konuşmuş mu? Ve Nilay hakkında Sedat ona neler söylemiş? Ama bu onun eski eşi. Peki onun hakkında ne biliyor? Ne söylemiş kocası ona? Evliyken beraberlermiş çünkü. Önce biz arkadaşız. Önce biz iyi arkadaşlık olduk. Ben bir onlar şey söyleyebilir miyim Darya'ya? Cevap versin. Söylemek istiyorum. Cevabını alayım. Muhtemelen Rusça tercüman şimdi söyleyecek. Söyle hayatım. Что вы еще можете? Что? Rusça'yı da duyalım biz arkadaşlar. Kesmeyin o sesi de. O bana bir şey anlatmadı. Peki Darya Hanım, benim kızımın fotoğrafı senin başucu çekmen canını ne arıyor? O benim kızım Esma, ben koymuşum o fotoğrafı Esma. Sen o evde yaşamıyordun, yalan konuşma. Sen o evde yaşamıyordun. Hangi evinde fotoğrafı var Esma'nın? Herhalde evde? Şimdi çıkartır. Ablacığım ben gözümle peki, gördüm. Nasıl peki, gördün sen onun evinde nasıl gördün ne saçmalıyorsun ya? Ucunda, sen Güney'in sana anlattıklarıyla burada kendini kurtaracağını mı Güney zannediyorsun? Güney Darya'nın yatak odasına da mı girmiş? Yemin madem ki böyle yapıyorsun Nilay. Güney Darya'nın da mı yatak odasına girmiş de görmüş fotoğrafı? Bak Nilay. Her şey ortaya çıkar. Topla kendini. Ben kendim. 70 milyon. Peki. Şimdi ikiniz de bir sessizlik sağlayın. Kızın ne dediğini duymak istiyorum. Ne bu diyor? Kız değil. Bu şu an evliydi. Evliyken benim kocamla birlikte. Hayır, kocası yalan. Ona gidiyor. Hayır. Kocasından kalkıyor benim kocamın yanına gidiyor. Bu bahsettiğiniz peki, kadın. Peki şu fotoğrafın cevabını böyle alayım. Böyle bir kadın. Dört çocuklu bir adamdan ne istemiş acaba neden olabilir? Neden fotoğrafı başucundaymış? Arnavut adam. Bütün bu yalanları çıkartıyor. Duyamıyorum. Nasıl, bir dakika. Nasıl yaşayacaksın bu yalanları? Bir dakika Sedat. Yalan değil. Senin... Nilay bir soru sordun. Alın mikrofonları alın. Tamam seni duyuyorum. Söyle hayatım. Что? Дарья. Ben diyor ki bir şey duyamıyorum çünkü herkes çok bağırıyor. Peki sorumu sorar mısınız? Neden Sedat'ın kızının Peki, fotoğrafı mu? Başucunda? У вас фотография с Седатом возле кровати. Возле кровати? В кровати, да. Я никогда не была с Седатом в кровати. Benim öyle bir fotoğrafım yok yani şey yatan başucunda. Siz nereden öğrendiniz? Nilay bak cevabını aldı en azından. Kız öylese. Peki sorun varsa sor Nilay. O kendisi Nilay bir kere söyledi ve telefonunda fotoğraf Nilay. Vardı. Hmm. Bak şu anda Rusya'ya bağlandık. Sen çok yalan konuş. Bildiğin bariz. Bak, Nilay senin bitsin. Hanımefendiye sorun var ben mı Darya'ya? Evet benim sor. Bir sorun var. Sor. O kendisi. Bir daha o cümleyi de benim kullanma. Kocamı istedi. Tepkisiz. Ben ona gönderdim. Biz Türk kadınları, kocalarımızı size veririz. Ben veririm. Ben veriyorum, üstüne para da veririm. Hiç sıkıntı değil. Ama benim çocuklarıma göz dikerse o gözlerini oyarım onun.
Ve onun tek derdi benim çocuklarım. Çünkü neden bir şey söyleyeyim sana abla? Biz bu adamla boşandık medeni bir şekilde. Boşandık bakabilirsiniz protokollerine. Ben boşandım. Bu adam kalktı ki bana dedi ki ben sana madem ki çocuklarımın velayetini sen aldın. Geleceksin buraya. Peki Nilay yarın devam edeceğiz. Bu söylediklerin çok önemli. Bunlar doğruysa hemen yarına kadar araştıralım. Nilay çok şey söyle ama reklama gitmem gerekiyor. Sedat da burada, Nilay da burada. İlk defa karı koca burada yüzleşiyorlar. Rusya'da da iddialara göre, hatta iddia da değil artık, belli Sedat'ın sevgilisi var. Hatta kendini gelecekteki eşi olarak tanıttı. Bu iş nereye gidecek göreceğiz.